Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle Raşit Necmettin ile Lev Polugayevski arasında 1955 yılında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. Analizimize geçmeden önce videolardan memnunsanız like atmayı, e, hakkında olabilir, Polugayevski hakkında olabilir yorumlarınız varsa yorumlar kısmında bekliyorum. Ve de içeriklerinden memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek isterseniz açımıza analizimize başlayalım. E, Dinov, E4'te başladı. Burada Polugevski C5'i tercih etti. At F3, at C6 hamlesinden sonra burada fil B5 oynandı Necmeddinov tarafından. At F6'dan sonra ise burada D3 hamlesi geldi Necmeddinov tarafından. D3 genellikle burada pek tercih edilmese de Vezir a 5ten ötürü daha doğrusu pek tercih edilmese de burada Necmeddinov aslında D3 hamlesini oynamayı uygun görmüş sevgili arkadaşlar. Peki burada Vezir A5 önerisi bilgisayar tarafından hem yapılıyor hem de zaten normalde oynanması gereken bu hamle. Ama bunu Polugaevski oynuyor mu? Hayır arkadaşlar burada kendisi D5'i tercih ediyor ve aslında e, üstünlük sağlayabileceği bir konumdan tam tersi duruma yani Necmettinov'un üstünlük sağladığı konuma geçmiş olduk. Burada şimdi sizler Fil C6 oynayabilirsiniz veya E5 gibi bir hamle oynayabilirsiniz. Hatta ve hatta at c3 bile oynayabilirsiniz. Ama burada ed5 hamlesi oynanmış sevgili arkadaşlar. At d5'ten sonra burada at e5 hamlesini Necmettin tarafından görüyoruz sevgili arkadaşlar. Peki biz burada tekrardan vezir a5 gibi işte e, ya da vezir d6 gibi vesaire vesaire hamlelere sahip miyiz? Yani biz bu hamleleri yapabilecek durumda mıyız? Aslında evet Vezir A5 özellikle daha kuvvetli durmakla birlikte burada artık Polugevski bu hamleyi yapmalı diye artık önermeliyiz. Çünkü Vezir A5'in aslında saldığı etki gerçekten e, biraz beyazlar için sıkıntı oluşturabilir. E, peki Yapıldı bu hamle? Evet artık Vezir A5 hamlesi Polugevski tarafından oynanmış oldu sevgili arkadaşlar. Burada aslında verdiğimiz yanıt ve aslında gerekli olan yanıt at 3 hamlesi ve bilgisayar bu hamleyi gayet güzel buluyor sevgili arkadaşlar. Peki at 3 hamlesinden sonra şimdi at 3 fil C6 B C6 hamlesi oynandığında bizler burada artık ne durumdayız? Bir kontrol etmeliyiz. Bizler öncelikle BC3 mü almalıyız? Yoksa hani başka bir öneri var mı? İşte Vezir D2 oynayabilir miyim? Gibi durumlar aslında bir incelenmeli diye düşünüyorum. Arkadaşlar burada BC3 gibi bir hamle yapmaya kalkarsanız Vezir C3 hamlesinden sonra burada hoş olmayan durumlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ve burada fil D2 yapmanız aslında sizi kurtarmıyor. Çünkü Vezir E5 hamlesinden sonra daha da hoş olmayan durumlar var diyelim de özellikle yani vezir e5'ten son taş kaybını uğramak sizleri kesinlikle mutsuz eder memnun etmez burada oynayabileceğiniz en doğru hamle ve aslında Necmettin oynadığı hamle vezir d2 hamlesi vezir d2 hamlesinden sonra file 6 kısa rok ve c4 hamlesinden sonra ise kale e1 oynandı Necmettin tarafından konum biraz daha daha deminki e, konuma göre daha dengeli. Aslında burada sizler farklı bir hamle e, denemeye kalkarsanız bu hamle yani yapmanız gereken hamle aslında F6 hamlesi olabilir. F6 hamlesi atın merkezi konumunu biraz saptırdığı için yani F3'e çekilmesini veyahut da artık G4 olacağını zannetmiyorum. F3'e çekilmesini diyelim. F3'e F3 e çekilmesini sağlamak için e, sizin aslında sağlayabileceğiniz. Önemli bir e, hamle olabilir diye düşünüyorum ben. Burada peki ne hamle yapıldı? Yani Polugevski neyi tercih etti diye sorarsanız. Burada kale C8 hamlesi tercih edilmiş oldu arkadaşlar. Şimdi kale C8, kale C8 hamlesinden sonra... Bc3 ve burada aslında Polugevski'nin bence... E, bu maç içerisinde yaptığı ve aslında kaçırdığı e, hamlelerden biri olan cd3 hamlesini ben açıkçası yapmasını beklerdim. Ve tabii ki f6 da hala bu konuda geçerli arkadaşlar. Ama kendisi g6 yaparak zannediyorum fil g7 fikriyle g6 hamlesini oynayarak aslında Necmettinova burada bir e, fırsat vermiş oldu. Bu fırsat nedir peki? Necmettinova bunu fır yakaladı mı diye sorarsanız. Aslında Necmettin da bunu kaçırıyor arkadaşlar. Şimdi ama burada benim söylemek istediğim bir şey var. Burada bilgisayarın önerdiği hamle vezir e2 hamlesi. Şimdi baktığınızda vezir e3 hamlesi biraz daha makul duruyor. Çünkü baktığı karelerin fazla oluşu ve tabii ki merkezi biraz da duran konumu sebebiyle vezir e3'ün daha agresif tercih edilmesi bence pek doğal. Vezir e2'ye baktığınızda biraz daha pasif duran bir aslında vezirin varlığı gözümüze çarpıyor olabilir. Necmettinov bence bu sebeple Vezir E3'ü tercih etmeli ve tercih etmiş olmalı diye ben açıkçası düşünüyorum. Burada CD3, CD3 hamlesinden sonra e, kesinlikle Polugevski'nin yaptığı çok büyük bir hata olduğunu düşündüğüm Vezir C3 gibi bir hamle geliyor arkadaşlar. Ve burada bu yaptığınız hamlenin büyük bir aslında e, karşılığı olacak arkadaşlar. Tabi bunu Necmettinov yakalarsa. Peki bu büyük karşılık nedir? Şimdi şöyle ifade etmem gerekirse burada iki tane hamle önerisi var. Bilgisayar tarafından iki tane hamle öneriliyor. Biri kale B1, bir de fil D2. Şimdi burada kale B1 gibi bir hamleyi yakalamak gerçekten yani bu hamleyi görebilmek bence çok önemli ve aslında yani konum açısından düşünmesi biraz zor olabilir diye ben düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar kale B1 hamlesinden sonra Fil h6, vezir e2, fil c1 ve burada at f7 hamlesinden sonra kısarok, ok. vezir e6 hamlesinden sonra burada artık siyahların ben konumunun gerçekten çok kötüleştiri düşünüyorum ve buradan artık siyahlar için gerçekten çıkar yolu nasıl bulabilirim hiçbir fikrim yok ve bunun devamı olarak da Vezir F6 Vezir F6 ve E F6'dan sonra arkadaşlar burada At D6 hamlesiyle hem kaleyi tehdit ediyorsunuz hem burada fili düşürmeyi tehdit ediyorsunuz tabii şöyle bir şey olabilir şimdi bunu daha halli sorabiliriz kale Cd8'den sonra biz ne yapacağız At B7, Fil D2 ve At D8 hamlesinden sonra Fil E1 ve Kale E1'den sonra Kale D8 hamlesini tamamen burada aslında Kale oyun sonuna dönen bir oyun görüyoruz sevgili arkadaşlar ve burada aslında baktığınızda konu eşitlenmiş oldu gerçekten enteresan bir yere getirmiş oldum biraz da tabi heyecanlanmış olabilirim burada At C6 yapmanız sizler için daha iyi. Diye düşünüyorum arkadaşlar Ama burada Necmettin Diğer e, hamle olan Fil D2 hamlesini yapmayı tercih etti Sevgili arkadaşlar Fil D2 hamlesinden sonra burada Şimdi büyük bir fırsatı kaçırmış oldunuz. Kale B1 ile birlikte gelen Varyantların yani e, Kale at kale fil oyun sonunun e, Sizlere yani Daha doğrusu oyun ortasından itibaren diyelim Size sağladığı avantajı Fil D2 sebebiyle Kaybetmiş oldunuz sevgili arkadaşlar Burada şimdi vezir a3 hamlesinden sonra kale ab1 geliyorsunuz ama vezir a2 hamlesinden sonra tekrardan bir fırsatımız var aslında. Bu kale b7 hamlesiyle arkadaşlar mümkün oluyor. Fark ettiyseniz b7 karesi daha deminden beri boşta duruyordu. Ve aslında kalenin oraya sızması beyazlar için daha iyi olacaktır diye ben düşünürken zaten Necmettin Oda aslında böyle bir hesaplama yapmış olmalı diye e, düşünüyorum arkadaşlar şimdi burada fil G7 hamlesinden sonra daha demin gösterdiğim hamle olan at F7 hamlesi geliyor ama arkadaşlar daha deminki konumun e, yani taşların olduğu konumla bu konumun taşlarının olduğu yer çok farklı. Ve Necmettin burada bir şeyler planlamıyorsa yaptığı at fedası aslında boşa gitmiş olacak. Çünkü Şah F'yi de oynadığınızda vezir E6 artık alamıyorsunuz. Çünkü vezir buraya bakıyor. E peki ne olacak şimdi Necmettin kaybedecek mi? Atını neden feda etti bu adam? Diye düşündüğünüzde aslında bunun ardı arkasında gelen bir şey var. Aslında bunu Polugevski de biraz kaçırıyor ama onu birazdan göstereceğim. Şah F7'den sonra vezir F3, şah G8, vezir E3 ve şah F7'den sonra vezir F4, şah G8 ve arkadaşlar burada kale E7 hamlesinden sonra konumu incelediğimizde siyahlar üstün durumda. Yani Necmettinov'un daha demin yaptığı at hamlesi aslında yanlış bir hamleydi. Ama şimdi burada dikkat etmenizi istediğim bir durum var. Arkadaşlar burada bilgisayarın siyahlar için önerdiği tek doğru hamle. Fil F7 hamlesi. Fil F7 hamlesini kaçırırsanız onun dışında yaptığınız her hamle beyazların artık üstün kalmasını sağlıyor. Ve bunun üstüne burada e, Polugoyevski gidip kale F8 gibi mükemmel yani. Ee, yanlışlık içeren mi diyeyim artık bunu nasıl ifade edebilirim bilmiyorum. Yani inanılmaz yanlış bir hata yaparak burada kale F8 oynuyor ve burada bizlere bir fırsat sağlamış oluyor arkadaşlar. Peki bu fırsat nedir? Bu fırsat ne olabilir? Sizlerin de aslında düşünüp ee, ben açıkçası bu hamleyi bulmasını beklerim. Tam bir bulmaca hamlesi çünkü. Necmettinov burada ne yapmış olabilir? düşündükten sonra arkadaşlar sizleri tabii ki bekliyorum tekrardan buraya. Arkadaşlar burada Necmettinov'un bulmaca niteliğindeki bu hamlesi kale G7 hamlesi ve mükemmel bir hamle arkadaşlar. Kale G7 hamlesinden sonra artık siyahların döndürülemez bir şekilde e, kay, yani kayıp konudalar artık. Bunu döndürülemeyecek şekilde kayıp konumdasınız artık. Ve bu bence e, Necmettinov'un bu maçta bulduğu en kritik hamle olmalı diye ben düşünüyorum açıkçası. Peki bundan sonra ne oldu? Onu inceleyelim isterseniz. Burada şah g7 oynandıktan sonra fil c3, şah g8 ve burada vezir d4 hamlesinden sonra dikkat ediniz burada büyük bir tehdit var. Vezir f2 hamlesinden sonra vezir f2, kale f2 ve şah f2 ve fil f7 hamlesinden sonra bazı takaslar gerçekleşti. Burada gözünüze çarpan hamle ve tabii ki benim de gözüme çarpan hamle mükemmel bir hamle olan kale E7 hamlesi oynanabilir. Tabii ki burada Necmeddin o da kale E7 hamlesini tercih etti. Şah F8, kale F7 ve şah F7'den sonra fil a 8 Dikkat ediniz Filistin kaldık. Burada Polugevski artık terk edilebilir bir durumda. Yani terk edebilir artık bu maçı. Neyi bekliyor bu adam diye düşündüğünüzde şansını zorlamaya devam ediyor. Şah E6, Şah E3, Şah D5 ve burada Şah D2 hamlesinden sonra A5 oynandı. Ve Şah C3, C5 ve Şah B3 hamlesinden sonra ise burada Polugevski artık maçı terk etmek zorunda kalmış sevgili arkadaşa. Peki neden? Bu iki piyondan biri artık terfi edilemez mi? Biz neden burada terk ediyoruz diye düşündüğünüzde... Sizler için en iyi hamle... Verilen en iyi hamle... H5 hamlesi... Fil G7 hamlesinden sonra G5... Ve burada G4 hamlesinden sonra... Siz HG4 alırsanız zaten... Burada fil C3 gibi bir hamle var... Şah C6... Fil a 5ten sonra... Burada gerçekten... E, konumunuz daha da kötüleşiyor. Yani burada siyahlar zaten alması aslında pek yani olası olmayabilir. Yani burada sürmeye çalışsa desek sürmesi bile yani çok kötü açıkçası. Fil C3'ten sonra çünkü H3 oynadığınızda biz tekrardan bu taşı alabiliriz ama acelemiz yok. Yani bu sebeple Poluga de bu hamleleri görmüş olacak ki maçı terk etmiş diye ben açıkçası düşünüyorum arkadaşlar. Ve aslında analizimizi, analizimizin de böyle sonuna gelmiş olalım diyerek sevgili arkadaşlar. Umarım öğretici ve keyifli bir analiz yapabilmişimdir. Umarım sizler de tabii ki bu maçı beğenmişsinizdir. Çünkü bence çok önemli hatalar yapılmış olsa da burada güzel fikirlerin olduğunu düşündüğüm için de sizlerle paylaşmak istedim sevgili arkadaşlar. Diyerek isterseniz videomuzu sonlandıralım videoyu beğenseniz like tuşuna basabilirsiniz. Necmettinov hakkında olabilir, muhteşem kale G7 hakkında olabilir, yani bu muhteşem hamle hakkında olabilir. Düşünceleriniz varsa yorumlar kısmında bekliyorum ve de içeriklerimden memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek isterseniz e, videomuzu sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Satrançta kalın.